Efendim, KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, koronavirüs salgını sürecinin iyi yönetildiğini, bunun OECD raporlarına da yansıdığını söyledi. Uzkurt'un KOBİ'lere de bir çağrısı oldu. İşçi çıkarmayın dedi. Salgın sonrasındaki süreçte dijitalleşmenin önemine de vurgu yaptı. KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, koronavirüsle mücadele sürecinde KOBİ'lerin %91'inin işçi çıkarmadığını belirtti. İşverenlere işçi çıkarmayın çağrısı yaptı. Personelleri işletmede tutmak zorundayız dedi. Piyasalar açıldığında ciddi taleplerle karşılaştıklarında bugün üretim kapasitelerini, personel açısından çalışma güçlerini kaybetmemeleri lazım. Eğer bugünden çıkarırlarsa bu nitelikteki personeli yarın bulmakta güçlük çekebilirler. TRT Haber'de gündemi değerlendiren Uzkurt, salgın sürecinin iyi yönetildiğini söyledi. Firmalara kısa sürede müdahale edildiğini belirtti. OECD'nin raporlarına da yansıyor. OECD raporlarında özellikle piyasayı korumak adına, firmaları, KOBİ'leri korumak adına en çok enstrümanla, en çok tedbirle piyasaya müdahale eden ülkeler arasında yer alıyor Türkiye. KOSGEB Başkanı Uzkurt, bankalara yönelik şikayetleri de değerlendirdi. Birçok bankamızda bu otomatik olarak çekilen bu taksitleri KOBİ'lerimize geri iade ettiklerini bize bildirdiler. KOBİ'lerimizden bazı şubelerimiz, bankalarımız bunları ister iseler, KOBİ'lerimiz bunu ödemesinler. KOSGEB Başkanı salgın sonrasındaki süreçte dijitalleşmenin önemli olacağını vurguladı. Her KOBİ'nin yol haritası olması gerekiyor dedi. Fırsatlarını değerlendirebilmesi için ciddi bir veri analizine ihtiyaçlar var. Yani müşterileri nerelerden alışveriş yapıyor, hangi ürünleri tercih ediyor, bunları analiz edip buna göre müşterilerine sanal ortamda, elektronik ortamda ciddi bir fırsat sunmaları, bu alanda rekabet etmeleri gerekiyor ki bu ciddi bir konu. Biz de buna dönük zaten destekler veriyoruz.